verdiğimiz kararlar ya da o zaman öyle düşünmüştük, şimdi böyle olsun, şimdi olsa böyle formüle ederiz dediğiniz şeyleri daha ayrıntılı bir şekilde duyabilecek miyiz önümüzdeki dönemde? Şirin Hanım, öncelikle şunu ifade edeyim. Bakın, geçenlerde bir gazeteci hanımefendi beni ziyarete geldi. Partimizi gezdirdik. En sonunda dedi ki sigara içmek istiyorum. Dördüncü kattaydık da çatıya çıktık. Çatıda da orada sigara içerken ben de yanında öyle sohbet ediyoruz. Sonra dedi ki, Ayhan Bey, öz eleştiri yapacak mısınız dedi. Ya dedim ki ben 2015'ten beri partimde öz eleştiri yapıyorum. Üstelik Muhafazakar Parti'de olmayan bir şey yapmışız. Bakın. Yani normalde bu tür partilerde kol kılır yan içinde kalır. Aslında birçok partide böyledir ama Muhafazakar Partilerde biraz daha. 2019'a kadar eleştirimize devam etmişiz. 2019'da disipline sevk edilmişiz. Ardından bu utancı yaşamasınlar diye kendimiz istifa etmişiz. Ve gidip bu zor zamanda evimiz kurşunlanacak kadar risk alarak da bir siyasi örgütlenmeye geçmişiz. Ve bir yani olmayan bir kurumu var etmişiz 2 yıl içerisinde. Sizi inandırabilmek için veya sizi tatmin edebilmek için buradan kendimi atmam mı gerekiyor artık, bu çatının üstünden atlayayım da öyle mi inanacaksınız öz eleştiriye falan diye. Şimdi insaflı olmak lazım bazen arkadaşlar, beklentilerde insaflı olmak lazım. Biz bir program yazdık. Bu program AK Parti programı eleştirisi olamaz. Bu program bizim topluma vaatlerimiz olabilir. AK Parti eleştirileri söylemlerimizde yaparız veya projelerimizde gündeme getiririz. Biz bu zamana kadar şeffaflıkla ilgili, yani kamu yönetiminin şeffaflığıyla alakalı, gelecek adalet modeli, ekonomi modeli, efendim, güçlendirilmiş parlamenter sistem, daha geçen hafta yargıda adalet modeli şeklinde bir sürü yayınladığımız yayınlar var. Bunlarla elbette hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni uygulamaları eleştiriyoruz. Ondan sonra da çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Ama programlar steril belgelerdir. Ya ne yapacaklarınızı vaat eden belgelerdir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden nereden ayrışıyoruz? Ve şunu ifade edeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularındanız. Adalet ve Kalkınma Partisi bu memlekette iyi işler yaparken yanındaydık ve o ya iyi işlerin altına hepsine de şu anda da imza atıyorum. Yani biz bir itirafçı olarak itirafçı değiliz. Ya iyi güzel işlerin hepsine dediğim gibi kabul ediyoruz. Bu ülkenin demokratleşmesinde, kalkınmasında, başlangıçta gerçekten çok önemli işler yapmıştır. Ama 2015 yılında bizler iktidara geldiğimizde bu duvarın sapıldığını gördük ve bunun için de adımlar atmaya başladık. İşte siyasi etik yasası şu anda mecliste duruyor. Siyasetçinin ahlaklı olmasını gerektiren yasa Ayhan Seferüstün imzasıyla gitmiştir oraya. Genel kurula kadar gelmiştir. Sonraki müdahaleler çıkmamıştır. Şeffaflık yasası. İmar rantlarının şehir altları tarafından paylaşılması yasası. Vesaire vesaire. Şimdi bunlar bizim bulunduğumuz partiden ayrışmak için yetmiyor mu? Yani daha ne olması lazımdı? Yani o bakımdan bütün bunları görerek biz eleştiriler yaparak ayrıldık. Şimdi geldiğimiz noktada biraz toparlarsam sorunuza geliyorum. Evet, bu ucube sistemden bir defa kurtulmamız lazım. Ben bütün kötülüklerin anasının, birinci anasının bu ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu düşünüyorum ve bu sistemden kurtulmak için de yeni bir sistem önerisinde bulunuyoruz. Tabii ki bu sistem önerimizi bazıları kabul etmeyebilir. Yani ben Kemal Bey'le yani karşılıklı hiç bu zamana kadar görüşmedim. Yani keşke oturup konuşabiliriz. Onların
yani yönetime ilişkin farklı düşünceler olabilir. Onlar halka anlatırlar. Kabul ederlerse bir komünist idareyi oyalabilirler. Bizler ise evet böyle bir idarenin artık taraftarı olamayacağını düşündüğümüz için parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini ama önceki parlamenter sistemin de gerçek manada bir parlamenter sistem olmadığını, bir takım vesayetlerin evet. oluştuğunu, işte Cumhurbaşkanı makamı gibi veya bir öncesinde yargı makamları gibi veya Milli Güvenlik Konseyi gibi makamlarını ve evet. kurulların oluştuğunu ve bunların artık olmaması gerektiğini, gerçekten Türk bir parlamenter sistem evet. olması lazım geldiğini ifade eden bir sistem önerimiz var. O sistem önerimizin devamında da insan haklarına ilişkin, kamu yönetimine ilişkin, basın özgürlüğüne ilişkin, toplantı ve gösteri yürütmelerine ilişkin olarak olmak üzere de bir takım önerilerimiz var. Evet. Hatta kadın hakları, çevre haklarıyla alakalı. Evet. Dolayısıyla bunlar yani evet yetmeyebilir denebilir. Bunlar genişletilebilir. Ama bunlar efendim şu andaki mevcut sistemle birebir örtüşüyor demek de emeğe biraz haksızlık olur kanaatindeyim. Peki. Emin, devam eder misiniz lütfen? Kemal Bey, şunu sormak istiyorum size. Biraz önceki söyleminizden sanki şöyle bir şeyi anladım. Sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin demek, sadece bu zeminde anlaşmak, sadece AKP iktidarı gitsin demek yetmez. Asıl bunun yerine ne öneriliyor, bunu anlatmak ve bunun üzerinden oy istemek lazım dediğiniz gibi. Bunu yapıyorlar yapmıyorlar ayrı bir şey. Biraz önce Sayın Ayhan Seferüstün neler yaptıklarını saydı. Bu yeterli yetersiz başka bir şey. Ama şu anda Barış Terkoğlu'nun söylediği çok bizim kullandığımız bir söz var. AKP gitsin partisi en büyük parti Türkiye'de şu anda. Ama siz ortaya başka bir şey koyuyorsunuz. Doğru mu anladım sizi? Sadece AKP gitsin demek yetmez. Sadece Erdoğan gitsin demek yetmez. Bunun yerine ne öneriyoruz? Asıl soru, asıl konudur diyorsunuz. Doğru mu anladım? Şimdi şöyle söyleyeyim, iki boyutta yanıt vermeye çalışacağım sorduğunuz soruyu çok uzatmadan. Şimdi bir tanesi kendimize ilişkin. Biz bu sistemi değiştirmek istiyoruz, bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Tabii ki AKP bu düzenin 20 yıldır temsilcisi. Bunun öneminin farkındayız ama öte yandan da AKP'nin gidip yerine yeni bir AKP'nin gelmesi bizim tercihimiz olamaz. Ama bunun ötesinde bir boyutu var. Demin söylediğim olgunun. Şimdi evet AKP gitsin partisi toplumda şu anda en güçlü parti. Doğru. Peki bu parti niye oy patlaması yapamıyor? Çünkü AKP gitsin partisi AKP'nin yerine gelmek isteyen muhalefetten heyecan duymuyor hatta güvenmiyor. Bu son derece önemli. Ve şimdi üstelik de AKP'nin yeni hamleleriyle beraber, yalnızca seçim yasasıyla ilgili olmayacak bu. Belli ki önümüzdeki dönemde yeni kartlar açacak iktidar seçime gidinceye kadar. Göreceğiz ki çantada keklik gibi bir dönem görülen seçimler hiç de öyle gözüktüğü kadar kolay geçmeyecek. Niye peki? Bu kadar ekonomik güçlük var, bu kadar yoksulluk var, bu kadar ağır tahribat var, 20 yıldır yolsuzluklar var, laiklik ayaklar altına alınmış, yani çok şikayet var, özgürlükler alanı daraltıldı. Buna rağmen AKP hala ciddi bir oy alıyorsa bunun bir nedeni bizim düzen muhalefeti dediğimiz muhalefetin farklı bir şey söylememesi. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu kadar ekonomik kriz varken toplum doğal olarak sola kayar. Muhalefet ise dolu dizgin sağa kayıyor. O yüzden de oylarında herhangi bir artış gerçekleşmiyor. Şimdi muhalefetin oyları, bu benim eleştirdiğim muhalefetin oyları bizim çok derdimiz değil, yanlış anlaşılmasın. Ama sorduğunuz soruya yanıt olarak söylüyorum. Bu toplum bir alternatif ve çare arıyor, kurtuluş arıyor. Bu kurtuluşun böyle parlamenter sisteme dönüşle falan gerçekleşmesi mümkün değil halkın nezdinde. Halk şu anda aç. Korkunç bir yoksulluk var. Yani halka sorarsanız
açlık mı, parlamenter sistem mi ya da bu cumhurbaşkanlığı sistemi, işte ucube sistem deniyor, devam etsin ama ekonomik sorunlar hafifleyecek dendiği anda cumhurbaşkanlığı sistemi devam etsin derler. Zaten bütün dünyada otoriter iktidarlar, bu popülist sağ, hatta ırkçı siyasi partilerin yükselişinin arkasında biraz da bu var. O yüzden de bakın, biz bu sıkışmışlıktan çıkarmaya çalışıyoruz bu toplumu. Neyle çıkarmaya çalışıyoruz? Meselenin özünün sorgulanmasını istiyoruz. Ama biz ne zaman meselenin özünü sorgulatmaya kalkarsak, o zaman zamanı mı deniyor? Şirin Hanım, sizin doğumunuzdan çok önce başladı şimdi zamanı mı sorusu. Ve Türkiye solu, Türkiye'nin devrimcileri sürekli olarak bu şeyle taciz ediliyorlar. Size değil sözüm ama artık zamanı geldi. Dünyada dikiş tutmayan bir toplumsal sistemin yıkılması gerekiyor. Çok net söylüyorum. Bunun zamanı olmaz. Seçimler sırasında söylemeyeceğiz. Ne zaman söyleyeceğiz? Evet. Seçimler insanların politize olduğu bir ortamdır. Bu politize olduğu ortamda AKP'den neden farklı olduğunu tam olarak anlatamayan, neden anlaştıklarını dile getiremeyen bir muhalefetin peşine takılacağız AKP gitsin diye. AKP'nin gitmesini biz 2002'den beri... Peki Cemal Bey, şöyle devam edelim o zaman. Bu, siz gayet güzel anlattınız. Bu durumda siz ne yapacaksınız sorusu devreye giriyor. Yani bu muhalefet olmazsa ve insanların bundan kurtulması gerekiyor ve heyecan yaratamıyor. Neden heyecan yaratamadığında anketlerde de çıkıyor. Altılı masa o kadar heyecan yaratamadı diye, ama o zaman siz nasıl heyecan yaratacaksınız sorusu devreye giriyor. Nasıl heyecan yaratacaksınız bir. İkincisi, solda bir ittifak arayışı vardı. Orası heyecan yaratabilir mi bir araya geldiğinizde? Ve bir araya gelmenizi gerektiren bir seçim yasası da geçti. Oranın heyecanı nasıl yükselecek? Çünkü şöyle bir durum da var. Ek yapayım. Şöyle dediniz ya, yani sola kayar bu tür krizlerde dediniz. Yani bir ama anketlere baktığımızda öte yandan da daha sistem dışı solda, düzeni değiştirecek solda da toplumun öyle bir yoğunlaşmasını görmüyoruz. Sadece TKP için söylemiyorum, diğerleri için de söylüyorum. Hani onu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle, bir tanesi, her şey seçim değil. Daha seçimlere bir yıl var ve Türkiye'de inanılmaz bir yoksulluk var. Bugün ne yapılıyor? Bugün Türkiye Komünist Partisi ya da başka sol partiler, ama ben TKP adına gene konuşmak isterim, kimse adına konuşmak istemem. İnsanların dayanışması, insanların, işsiz kalan insanların mücadele edip işlerine dönmesi, ücret artışları, hak ihlallerine karşı mücadele, bütün bunlar için uğraşıyoruz şu anda. Yani mesele yalnızca seçimlerle ilgili değil, hatta seçimler temel mesele değil. Dolayısıyla şu anda her şeyi seçime bağlarsak, bu bir yıl boyunca insanların ne yiyip ne içeceğini sorusunu, en temel soruyu gündemimizden atmış oluruz. Belki bir yıl sonra bölgemizdeki savaşlar çok genişleyecek ve denecek ki bu ortamda seçim yapılamaz. Böyle bir dünyada, böyle bir Türkiye'de biz bütün her şeyimizi bir seçime endeksleyerek çalışma yürütemeyiz. Birincisi, bunu söylemek istiyorum. İkincisi, sevgili Barış, sen de biliyorsun ki medya, paranın gücü, bütün bunlar insanların siyasi tercihi konusunda son derece etkili oluyor. Bir üçüncü mesele var. Anketlerde hiçbir zaman devrimci sol partiler sorulmaz. Siz gerçek gücünüz var, anketlerde mi çıkmıyor sorusuna hayır, ben abartmayı sevmem. Ama şu çok önemli. Medyasından anketlerine varıncaya kadar bunlar çok, son derece güçlü bir halk algısı yaratıyor, toplumsal algı yaratıyor. Zaten burada ciddi engeller var. Bakın, burada gece yarısında teşekkür ederiz, bir söz hakkımız oluyor, ama burada bile sürekli olarak basıncı taşıyoruz, yaşıyoruz. Nedir o basınç? İşte AKP'nin gitmesi için işte bu seçimlerde siz de bir AKP'nin gitmesini isteyenlerle beraber davranmak
zorunda değil misiniz baskısını yaşıyoruz. Hiç ben öyle bir baskı kurmadık Kemal Bey. Biz burada bütün seyirci, bütün kalıplarımızla aynı soruları soruyoruz. Şimdi bakın şöyle bir hastalık var. Bu eskiden beri devam eden bir hastalık. Maalesef siz de buna katılmışsınız. Gazeteciler soru sorduğunda bunu gazetecilerin ya vay sen bana bu soruyu nasıl sorarsın? Ya da sen bu soruyu bana böyle demek için mi? Öyle olabilir mi Kemal Bey? Yani burada biz size her türlü soruyu soracağız. Size soru şimdi, sorulamayacak diye bir durum yok. Biz Ayhan Bey'e de soru soruyoruz, size de soru soruyoruz. Gecenin bu saatinde varsınız çünkü gecenin bu saatinde çok seyrediliyorsunuz. Bu yüzden buradasınız. Buyurun. Şirin Hanım bakın ben özellikle size söylemiyorum. Ama doğru bir yaklaşım değil de o yüzden söylüyorum. Neyse buyurun devam edin. Kesinlikle doğru bir yaklaşım çünkü böyle bir algı var. Yani küçük partilerin büyük partileri desteklemesi ya da seçimler geldiğinde boyunlarını büküp onların peşinden gitmesine dönük bir beklenti var. Yok, hiç öyle bir beklenti yok. Size soruyoruz, 3. ittifakta olacak mısınız? Ayrı bir başka türlü bir ittifak mı kuracaksınız? Tek başınıza ne yapacaksınız? Soruyoruz, siz AKP'yi anlatıyorsunuz. Buyurun benim de zaten sorum oydu. Madem bu taraf anlatamıyor kendini ve yeterli olamıyor, sizin çözüm öneriniz nedir? Üçüncü zaten ittifakla görüşüyordunuz, ne oldu? Heyecanı siz nasıl yaratacaksınız diye sordum. Onun peşine niye takılıyorsunuz diye sormadık zaten. Buyurun. Daha çok bunları sormanızı beklerim. Yani Türkiye Komünist Partisi nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya için mücadele ediyor? Asıl, ama iki konukluyuz da o yüzden. Yani kısaca söylerseniz çok sevinirim. Buyurun. Tamam. Ben önce o zaman şu ittifak meselesine değineyim. Türkiye Komünist Partisi seçimler sırasında bu bizim düzen partileri dediğimiz partilerle bir ittifak kurmayacak. Ama anlaştığımız, ilkelerde anlaştığımız nasıl bir Türkiye istiyoruz konusunda çerçevelerinde program itibariyle anlaştığımız siyasi partilerle ya da siyasi hareketlerle ittifak oluşturacağız zaten. Oluşturduk. Bunu kamuoyuna henüz daha açıklamadık ama bunun ilkeleri konusunda anlaşmış durumdayız. Şimdi diğer meseleye gelince çok kısaca vaktinizi almadan söylemek istiyorum. Tekrar ediyorum. Türkiye'deki bugünkü sorunlar sadece ve sadece seçimle düzelebilecek sorunlar değil. Köklü bir düzen ya da sistem değişikliği gerektiren sorunlarla karşı karşıyayız. TKP bunun için çalışmalarını yürütüyor. Bunun için örgütleniyor. Eğer biz bu gerçeği ifade etmezsek Türkiye 2023'ten sonra çok ağır bir krizle karşılaştığında insan içerisine çıkamayız. Bakın Türkiye'nin ekonomik sorunlarının kaynağında sadece Erdoğan yok. Yani bugünkü yoksulluğun kaynağında Türkiye'deki sermaye düzeni yatıyor. Ve AKP'den önce de böyleydi, sonra da böyleydi. Şimdi 2023'ten sonra varsayalım ki iktidar değişti. Bu iktidarın politikalarıyla Türkiye'de ekonomik açıdan, biz ekonomik kriz derken bizim derdimiz, asıl derdimiz de yoksulluk ve işsizlik, eşitsizlikler, toplumsal adaletsizlikler. Bütün bunlarda bir iyileşme olmadığı takdirde Türkiye'nin ki olmayacak. Çünkü köklü bir değişim vaat etmiyor muhalefet. Peki Kemal Bey, evet. Türkiye çok daha karanlık bir sürece girerse bunun karşısında hangi yüzle duracağız? Eğer biz bugün bunları söylemezsek. Peki. Bu son derece önemli. Bakın hep karanlık bir tablo yaratmak istemiyorum. Ama bu insanlara çağrımız şu. Örgütlenin, siyasette aktif olarak katılın. İnsan yani başka liderlerin peşinden falan gitme, boş vaatlerin peşinden gitmek yerine birbirinizin elinden tutun. Peki. Dayanıp Kemal hakkınız Bey, ve gerçekten de örgütlenin. Başka peki çaresi yok. Kusura bakmayın kesiyorum çünkü süremiz azaldı. Emin lütfen. Rica ederim. Bu örgütlenin kısmını ben de çok